Buyurun Cansu Hanım. Alo, Hazret. Telefon şu anda neremde? Neremde olacak Cansu Hanım? Kulağımda tabii. Ha, tamam o zaman. Bak, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şu anda telefonum dinleniyor Hazret. Telefonunuz mu dinleniyor? Evet, Mutlu Yılmaz gibi benim de telefonum dinleniyor. Peki kim dinliyor telefonunuzu Cansu Hanım? Ayol ne bileyim ben. Hep dinlemekle kalmayıp benimle konuşuyor da. Ne konuşuyor mu? Allah Allah. Peki neler söylüyor? Şu anda dinleyen adam peki neler söylüyor diyor. Şaka yaptım ayol. Neyse hadi çene yarıştırmayı bırak da bayatlamadan gazetelerimi getir çabuk. Hadi hadi. Baş üstüne. Gel. Günaydın Cansu Hanım. Günaydın. Gazetelerinizi getirdim efendim. Seni nasıl da işlettim demin ama. Gerçekten çok şakacısınız Cansu Hanım yani. Aa, bu ne yahu? Ben okumadan gazete kuponlarını neden kesiyorsun yahu? Bu gazeteler benim, sen niye kesiyorsun? Fakat Cansu Hanım geçen sefer 5 tane kuponu gezerken yırttığınız için Takarok takımlarını alamamıştınız, hatırlasanız da. Takarok değil bir kere, Arkorok olacaktı. Nasıl da buldum, tarihe geçecek bir an. Ya haklısınız, ben yanlış söyledim efendim, evet. Mutlu Yılmaz'ı rendelemek için biriktirdiğim blender kuponlarını çıkar bakayım. Peki efendim. Buyurun Cansu Hanım. Bugünkü hasılat efendim, buyurun. Öbür cebindeki bilgisayar kuponlarımı da çık. Yani sizin de gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor Cansu Hanım, buyurun. Bu kadar mala mülke nasıl sahip oldum sanıyorsun? Sen sabahın köründe kafanın açık yerlerine şefkat gösterirken ben kafamdaki tilkilerle günün mana ve ehemmiyetini tartışıyordum. Üstelik bu kuponları alacak 009 James Bond'u daha babası doğurmadı. Haklısınız Cansu Hanım, fakat o 009 değil 007 olacak. Yani sonra genellikle çocukları babaları değil anneleri doğurur Cansu Hanım. James Bond'un ilk 2 numarasını tutturdum ya, sen ona bak. Ayrıca çocukları kimin doğurduğunu merak ediyorsan Dozer'e sorabilirsin. Ne? Çocukları Dozer Bey mi doğurdu? 2 çocuk için vücudumu bozacak değildim herhalde. Ay inanmıyorum. Bu sabah da sana bayıttırıyorum ya. Aa, bak bu adamın da tepesi senin gibi açık ama ne güzel yazmış. Bu böyle gitmez. Bu takımda revizyon şart. Mutlu Yılmaz bunu okursa vallahi kürklere binecek. Ne Cansu Hanım, yani ben Mutlu Bey'in bu yazıyı okuyunca kürklere bineceğini hiç sanmıyorum. Bu Turgay Şeren'in yazısı, bir spor yazısı ve Galatasaray takımı için yazılmış efendim. Spor haberlerini ön sayfaya basarlarsa böyle olur. Bari arka sayfayı okuyayım. Aa, bu ne biçim haber be? Aa, bu ne böyle? Deli dana paniği efendim. Ah, gördün mü Hasan? Mutlu Yılmaz'ın yaptığı zamlardan sonra danalar bile delirdi ya. Hayır Cansu Hanım, bu İngiltere'deki danalardan bütün dünyaya yayılan bir hayvan hastalığı efendim. Bu danalardan yiyenler hafıza kaybına uğruyor ve sonra da hafiften oynatıyorlar yani. Ah, ya. Aman eyvah, ben bu sabah bal yemiştim. Ne alakası var balla Cansu Hanım şimdi bunun yani? Çok alakası var, bak başım dönmeye başladı. Hayır Cansu Hanım, dana balından bir şey olmaz. Tehlikeli olan onların etinden yenmesi. Ha, ya. O zaman başka tabii. Demek bu danalar İngiliz vatandaşı. Desene İngiltere'de herkes kafayı üşütecek. Haklısınız Cansu Hanım. Yahu bizim Yıldırım Akzurna'ya da haber versek orada bir muayenehane açsa diyorum. He, vallahi paraya para demez. Yıldırım Bey'e bizim de ihtiyacımız var Cansu Hanım. Çünkü bu deli danalardan 200 ton kadar ithal ettik ülkemize. Bilmeden yiyeceğimiz bu etler yüzünden bizde de delirenler olabilir yani. Mutlu Yılmaz uyuyor mu? Toplatsın bütün etleri. Efendim $200 ettik toplatmak kolay mı Cansu Hanım? Yani. Toplatmak mı dedim? One minute haset, one minute. Demokratik bir ülkede toplatmak söz konusu olur mu? En iyisi satın almak. Bak beni dinlensin. Hemen bu deniz danaların etinden 3 kilo. Yok yok 5 kilo. Sen en iyisi deli danaların en zır delisini boynuzlarından kap gel Hasan. Deli dana etini ne yapacağız Cansu Hanım? Delisini ye, danasını sorma. Eğer bu yemek teklifimi kabul ederseniz beni çok bahtiyar etmiş olursunuz. Yahu nasıl olur yani? Çok iyi olur, çok iyi olur. Hem böyle bizim düşman olduğumuzu zannedenleri yanıltmış oluruz. Şimdi şöyle Cansu Hanım, sizin yemek teklifinizi partimin yetkili kurullarınca görüşmeliyim. Böyle damdan düşer gibi olmaz ki. Damdan düşerek yemeyeceğiz canım, masada yiyeceğiz. Hem bu akşamki yemekte size 1 yıl daha başbakan olarak kalmanız teklifinde bulunacaktım. Sizin ev bakkalı geçince ilk sokaktı değil mi Cansu? Aa, evet ayol, bizim evde kime sorarsanız bizim evi size gösterir. Hemen çıkıyorum Cansu Hanım. Tamam, görüşmek üzere, teşekkür ederim. Sonuncu yahulu cümleni de söyledin. Deli danaların hepsi pişti mi Hasan? Pişti Cansu Hanım. Pirzolası, bonfilesi, büfteyi, külbastısı ile her çeşitleri pişirttim evet. O zaman getir de yiyelim. Ama ne yapıyorsunuz Cansu Hanım? Biz değil, onları Mutlu Bey yiyecek. Mutlu Bey bize yemeğe davetli biliyorsunuz. Tamam tamam, biliyoruz biliyoruz. Bana bak, sofraya yiyecek olarak başka hiçbir şey koymayın da deli danalı etlere Mutlu Bey yumulsun. Katiyen koymam Cansu Hanım, hatta ekmek bile koymayacağım sofraya. Aa, uçaklar var mı? Evet, buyurun. Buyurun. Dur be, yanmıyor. Heh, tamam, başardım. İktidara hazırlan Haset. Deli bir başbakana hiç kimse razı olmayacağı için başbayanlık koltuğu bana verilecek demektir. Mutlu Bey'in bize yemeğe geleceğini kimler biliyor Cansu Hanım? Hiç kimse bilmiyor. Ne basının haberi var ne de partinin. Çok temiz bir iş olacak Cansu Hanım. Başbayan olunca ilk iş olarak konutun önüne deli bir dana heykeli dikeceğimdir. İyi fikir. Hayatımda böyle lezzetli yememiştim Cansu. Ne? Ha? Mutfaktaki bütün etleri önce pişirdim sonra yedim Cansu. Ah, sen ne yediğinin farkında mısın Dozer? Kendin pişir kendin ye. Olamaz. Ah, hepsini mi yedin? Ya ne var ya, alt tarafı 12 tane pirzola, 22 tane biftek yedim Cansu. Ah, ah, olamaz. Hepsini yemiş Dozer, hepsini. Çok açtım ama ya, tamam ya, bir daha yemem ya. Bak çok lezzetli ama Haset, ne bok aldın sen de baksana. Affedersiniz Cansu Hanım, Mutlu Bey geldiler. Mutlu Bey mi geldi? Ne duruyorsun, alsana içeri, al çabuk. Hala bir şansımız var Haset. Bu adam bütün deli danalı etleri yediğine göre artık bunun da eti deli danalıdır. Ve Mutlu Bey bunun etini yerse rahatlıkla delirebilir. Aaa, imdat! Pantolonum 1-2 dakika sonra hazır olur Dozer. Sağ ol Cansu. Bol şükür nihayet evimdeyim. İnsanın eviyle, ailesiyle ilgilenmesi ne güzel bir şey. Ya çocuklarımız dert ve sertle bir anne olarak senin ilgileniyor olman beni çok mutlu ediyor Cansu. Onları çoktandır ihmal etmiştik. Ne demek istiyorsun sen Dozer? Ben başbayanlık yaptığım sırada hiçbir şeyi ihmal etmedim, tamam mı? Tütün üreticilerine tam zamanında paralarını ödedim. SSK kuyruğunda bekleyen binlerce hastaya kendi ellerimle öksürük şurupları içirdim. Acılı ezmenin Süleyman Bey'e zararlı olduğunu öğrenir öğrenmez ta Şanlı Antep'e gidip acılı ezmeler getirttim. Daha ne yapayım? Tamam Cansu, Tamam, sinirlenme, tamam hayatım, sinirlenme. Sen az önce dert esretten bahsettin, kimdi onlar yahu? Çocuklarımız Cansu, bizim çocuklarımız, hatırlamadın mı? Ah, tabii yahu! Şöyle çişlerini tutamayan minicik şeylerdi değil mi? Yani senin başbayanlık döneminde onlar büyüdü Cansu, artık dert üniversiteye, sen ortaokula gidiyor. Tamam, kısa git! Çocukların eğitim durumunu senden öğrenecek değilim herhalde. Peki kızımıza ne oldu? Kızımız mı? Bizim kızımız yok ki Cansu. Bizim hiç kızımız olmadı ki Cansu. Sen ne demek istiyorsun Dozer? Yani Maygat bize bir kız çocuğu vermedi diye bu evlilikten memnun olmadığını mı söylemeye çalışıyorsun? Beyzbolcu Hakan gibi benden boşanmaya mı karar verdin yoksa? Ya ben öyle bir şey demedim Cansu. Ne istersen, geç şu ütüyü kafana fırlatayım. Ben şimdi ne yaptım ki Cansu? Kim o? Benim Cansu Hanım, girebilir miyim? Yahu ne zaman Dozer'i ufalamaya kalksam kapı çalınıyor ve sen içeri giriyorsun. Dozer yoksa seni parayla mı tuttu? Ah estağfurullah Cansu Hanım, kimselerin parayla satın alamaz. Yani. Hadi oradan be! Kafanda yeniden saç çıkartacak bir de canını bile verirsin. O başka tabii Cansu Hanım. Bu nedir Cansu Hanım, sorabilir miyim? Sıkılmamak için ütü yapıyordum. Öyle mi? İyi de efendim, ütü yapmak için tost makinesi yerine ütü kullansaydınız daha doğru olurdu yani. Nedenmiş? Ütüyle bu şey prensip olarak aynı değil mi? Haklısınız da işte, ben sadece fikrimi söylemek istemiştim. Efendim. İstersen fikrini de ütüleyeyim, ne dersin? İranlı diplomatlar gibi iç işlerimize karışmak nasılmış görürsün. Yahu sakin olun canım. Tamam kes! Sakin olun yahu! Bana bak, Mutlu Bey gibi ikide bir de bana yahu deyip duracaksan çeneni bir yumrukta onu ikine benzetebilirim. Yap ya! Cansu Hanım yapmıyorum. Gel dedim sana! Bu ne Dozer? Senin boş bayan olduğun günleri sayıyorum Cansu. Duvara her gün bir çizgi atıyorum. Haftada 9 gün olduğuna göre 88 hafta sonra tekrar başbayansın demek ki. Çeteli ha? Evet. Ama benim daha iyi bir fikrim var. Ay gel, dur yapma. Gel dedim sana. Gel dedim. Gel buraya gel. Bak şimdi ne diyeceğim. Benim başbayan olmama 278 gün var. Evet. Yapmayın. Şu andan itibaren 277 gün kalmış. Saçından her gün bir tel koparacağımdır. Bu durumda kel kaldığı gün iktidardayız demektir. Ne güzel değil mi? Canım neresi güzel bunun Cansu Hanım yani. İktidar olmak için şunu şurasına 9-10 ay gibi kısa bir zaman kaldı efendim. Yani. Zamanı geçirmesi senin için kolay tabii. Saçlarını her gün ensenden öne yapıştırmak gibi bir derdin var. Saatlerce uğraşıyorsun bu iş için. Ya ben ne yapacağım ben? Nasıl söylesem bilemiyorum Cansu Hanım. Fakat sıkılmanızı giderebilmek için kendinize bir sürü meşgale bulabilirsiniz yani. Ah, meşale he? İyi fikir. Bana hemen bir meşale getirin. Burada tutuşturulacak 2 tane çıra parçası var. Saçları kurtardım hiç olmazsa. Ya bir şeyler yapmamız lazım Haset. Cansu başbayanlık koltuğuyla birlikte kendini de kaybetti. Her şeye sinirleniyor. Öyle ama Dozer Bey yani yoğun bir çalışma hayatından sonra boş bayan olarak evde oturmak Cansu Hanım'ın canını sıkıyor olmalı herhalde. Ya evde oturmakla niye canı sıkılsın Haset? Ben sürekli oturuyorum ya. Ama öyle demeyin Dozer Bey yani Cansu Hanım sizin gibi değil. O hırslı bir kadın. Ya. İyi ama her gün kafasına 2 tane kül tablası yiyen de benim ya. Bence arkadaşsızlıktan sıkılıyordur Cansu Hanım. Biz varız ya Haset. Her gün kafasına bir kül tablası atacak arkadaşı başka nereden bulsun? Tamam bulamaz haklısınız ama Dozer Bey. Cansu Hanım bizimle şey kuramıyor, iletişim kuramıyor. Yani bir kadını gene en iyi kadınlar anlar. Ne yani şimdi Cansu'yu kadınlar anlamına mı götüreceğiz Haset? Yok canım ne alakası var Dozer Bey yani şimdi. Yani demek istiyorum ki Cansu Hanım'ın şu andaki sıkıntı ve sorunlarını ancak gene bir kadın anlayabilir ve tedavi edebilir. Onun için diyorum ki yani mahallemizin kadınlarıyla Cansu Hanım'ı hemen birleştirmeliyiz, konuşturmalıyız. Onlar böyle havadan sudan şeylerden konuşurken politikanın o sıkıntılı boğucu havasından uzaklaşırlar. Bu Cansu Hanım'a çok iyi gelir eminim yani. İyi fikir. Önce yüzümüzü temizleyelim, elimizi yüzümüzü yıkayalım, gömleklerimizi değiştirelim. Öyle yapalım hadi. Cansu Hanım. Biz sizi can sıkıntısından kurtaracak bir şey bulduk efendim. Hayrola? Yoksa Cinnettin Hoca'yı kafayı çekerken mi yakaladınız? Hayır. Peki ne o zaman? Sen söyle hadi. Söylesene Dozer. Cansu Hanım, komşularımızla ilişki kurmanızı önerecektik. Hadi canım sen de. Hayırlı bir komşumuz mu var ki? Bir tanesi diplomat gönderip adamlarımızı vurdutur. Ötekisi suyu bahane edip teröristleri besler. Diğeri kayalıklarımızla keşi çıkartır. Ne yapayım ben böyle konu komşuyu? Aha biz o komşuları kastetmemiştik Cansu Hanım. Biz mahalle komşularımızı söyledik Cansu. Evet Cansu Hanım, çevredeki apartman ve villalardaki hanımlarla bir 5 çayı tertiplerseniz bu sizi çok eğlendirir diye düşünmüştük. Peki komşularımız beni nasıl eğlendirecek ki? Bir kere Cansu Hanım siz hanımları eve çağırıp onlara yiyecek içecek ikram edeceksiniz. Peki bu işten benim çıkarım ne olacak? Yani niye durup dururken üzümlü kekimden ikram edeyim? Niye aşiki o muhabbeti yapayım? Cansu Hanım siz hanımlarla oturup söyleşirken, sohbet ederken bir kere zamanın nasıl geçtiğini hiç fark etmeyeceksiniz. Ayrıca halkın nabzını tutup 10 ay sonraki iktidarınız için çok büyük bir propaganda yapmış olacaksınız. Tabii Cansu, unutma ki sana en çok oy verenler kadınlar ve at resminden hoşlananlar. Yani kedi olalı bir fare kafanına sap oldunuz. Hadi çağırın bakalım kadınları. Hadi koş. Nasıl Cansu Hanım? Riskont hallerinden iyiceyim. Biraz üzümlü kek almaz mısınız? Biraz ikram edebilirim. Birazcık. Evet. Teşekkür ederim. Üzümlü kekimiz. Ben bu kekin üzümlerini dolar efektif kurda 20.000 lirayken almıştım. Cansu Hanım, inanın bana, gazetelerdeki fotoğraflarınızdan çok daha güzelsiniz. Ben o gazeteleri 3 yıl sonra geri verme koşuluyla %3 faizle kredi vermeseydim biraz zor basarlardı resmimi ya. Neyse. Cansu Hanım, cildinizin güzelliğini kuşburnu çayına borçlu diyorlar, doğru mu? Hazinenin iç borç ödemelerinde bir gecelik interbank faizlerini kontrol ederek piyasaya %95 faizle bono sürdüğü doğrudur. Cansucuğum, dün gece yalan rüzgarını seyrettin mi? En heyecanlı yerinde kestiler. Ya. Keserler tabii. DPT'nin ve DİE'nin açıkladığı kesinleşen enflasyon rakamı kur farklarının realizasyonu yüzünden fiktif kesintiye uğradı. Cansu Hanım, boynuzdaki topaz altın köseni mi işlenmiş? Aslında altının onsu Londra borsasında yükselince Dow Jones endeksi bariteyi iyice açtı. Bence Nikkei endeksi baz alınmalıydı. Herhalde. Öyle. Ayol, Financial Times okuyunca ben de sizler gibi böyle apışıp kaldım. IMF ile imzalanan Standby anlaşması nominal kurları hesaba katmayınca yeni bir istikrar paketi zorunda hale geldi. Ne yettiniz de geldiniz, böyle 2 laf kaynatınca benim de sinirlerime iyi geldi. Ne yettik. Bakın size ne göstereceğim. İnanmayacaksınız ama bu çizelgeye göre borsanın bir önceki yıla oranla bileşik endeksi dolar bazında daha düşük görünüyor. Bakın şu toplam işlem hacmine bakınız. Endeks seviyelerinden bağımsız hareket eden, bakın, nerede bunlar ya? Nereye gittiniz? Komşu! Ne güzel sohbet ediyorduk. Ekonomi dedikoduları yaparken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyordum bile. Tam o sırada borsanın mali ve sanayi endeksinin analizini yaparken şu çizelgeyi almak için arkamı döndüm. Bir de ne göreyim? Bir baktım herkes gitmiş, kaybolmuş. Ama kadınlar da haklı Sayın Başbayan, yani sizin bu muhabbetinize nasıl tahammül etsinler? Yani af buyurun ama sizin bu mali endeks dedikodularınızı dinleyecek hiçbir kadın tanımıyorum yani. Ben tanıyorum ama. Tepki alımları başlayınca açığa satan aracı kurumlar İkinci seansın ortasında sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Ya, kadın misafirler haklıymış Haset. Ya bu ekonomi dedikodularına ben bile daha fazla dayanamıyorum. Cansu arkasını döner dönmez fırlayacak. Ne olur beni de bekle Dozer Bey. Birlikte kaçalım. Muhabbeti çekilir gibi değil. Hadi o zaman. 1, 2, 3 hadi. Abi aslında Merkez Bankası döviz rezervlerinin Nikkei endeksinden takibi ulusal denge modelimizi geciktirebilir. Çünkü faiz hadleri gecelik interbank değerlerine göre değişiyor, öyle değil mi? Öyle değil mi su kavakları? Aa, nereye gitti bunlar yahu? Anladım. Demek canını saklambaç oynamak istedim. Tamam o zaman. Elma dersem çık, ananas dersem bir daha gözüme gözükmeyin. Ananas! Ananas dedim! Ananas! Şunu yıkamış, pış pış pış. Bulaşık yıkamış, pış pış pış. Nasıl becerdin? Pış pış pış. Cim taksla canım, cim taksla. 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 Git! Nasıl becerdin? Çok kolay Sayın Boşbayan Hanım. Kapıyı çaldım. Siz de gir dediniz. Ben de girdim efendim. Onu demiyorum Haset. Dilime eski bir halk türküsü dolandı da onu söylüyorum. Ya, bunlar ne efendim? Çamaşır mı yıkamışsınız? Oo, makinede kurudular bile. Şöyle biraz nemli kalmış, havalandırayım dedim. İyi de Cansu Hanım, nereden aklınıza geldi çamaşır yıkamak Allah aşkınıza yani? Dün bütün gazeteler benim kirli çamaşırlarımdan bahsediyordu Haset. Kaptığım gibi bulaşık deterjanını hepsini yıkadım. Misler gibi oldu. Fakat Cansu Hanım, onların bahsettiği çamaşırlar bu çamaşırlar değil efendim. Onlar dosyaların içindekilerden bahsediyorlardı. Ne varmış dosyalarımda? Hepsi çamaşırlarım gibi bembeyaz değil mi? Evet haklısınız, haklısınız da keşke efendim renklilerle beyazları bir arada yıkamamış olsaydınız daha iyi olurdu. O zaman da bölücü diyeceklerdi bana. Neyse Cansu Hanım. Öfleyip pöfleyeceğine ağzındaki baklavayı çıkar. Bugün canı sıkkın biraz galiba. Evet efendim, haberler pek iyi değil efendim. Ne o, yoksa Dozer'le ilgili kötü bir haber var da bana söylemeye mi çalışıyorsun? Hiç boşuna uğraşma. Onunla ilgili kötü haber benim için iyi bir haber demektir. Ah! Onunla ilgili değil efendim. Keşke öyle olsaydı. Kamuoyu yoklama sonuçları geldi de efendim. Ah, ver bakayım. Ah, bu iri çizgi kimin? Hocanın partisi Boşbayan. Peki yani. Bu orta boy çizgi? O da Mutlu Yılmaz Bey'in efendim. Peki bu kırmızı? O sosyal demokratların şeyi. O zaman bizimki de bu oluyor ha? Keşke öyle olsaydı Boşbayan Hanım. Oraya affedersiniz bir sinek kakasını yaptı da onun için öyle siyah bir nokta oldu. Ne yani? Benim partimin alacağı oy oranı bu kadar da mı değil yahu? Evet, inanılır gibi değil ama maalesef anketlere göre öyle. Madem inanmıyorsun, inanmadığın şeyi niye getirip gözüme sokuyorsun ha? Kerteş! Fakat Boşbayan Hanım yani ben... Bana bir daha böyle anketler getirip gözüme sokma, tamam mı? Biliyorsun ki başarısızlığa asla tahammülüm yok. Asla! Yok! Tamam. Yok! Yok! Tamam. Yok! Ya, yapmayayım, yapmayayım Boşbayan Hanım yani. Yok! Atmayın kafamı, atmayın hiç olmaz. Atmayın. Hayrola, sen bu kadar korkak olduğunu bilmiyordun. İçeride siz olsaydınız Dozer Bey görürdüm korkmayacağınızı. Cansu Hanım çok sinirli. Ha, iyi o zaman. Dert'in karnesini götürelim de biraz sevinsin. Dert bugün karne almış Haset. Öyle mi? Hayırlı olsun. Nasıl karnesi bari? Çok iyi. Sınıf birincisi. Bak hep bütün derslere 10. Ne? 10 mu? 10. Dozer Bey, 10 eskiden iyi bir nottu ama şimdi puanlamalar 100 üzerinden yapılıyor, bilmiyor musunuz? 100 üzerinden mi yapılıyor? Tabii ya, bakayım. Vay alçak velet vay. Ya üstelik ödevlerinin çoğunu da bana yaptırmıştı. Ya hay Allah. Aa, 8 tane de kırığı var Dozer Bey. Olsun, ben gene de götüreceğim bunu Cansu'ya götüreceğim. Ama sakın ha göstermeyin. Bu sıralar başarısızlığa ve kötü haberlere kesinlikle tahammülü yok Dozer Bey. Onun için eğer bunu ona verirseniz şu anda hem kendinizi hem çocuğu hem de beni yakarsınız. Yapmayın. Ne yapacağız peki o zaman Hasan? Vallahi bilmiyorum ne yapalım. En iyisi Dozer Bey şey yapalım. Karnedeki notları düzeltelim. Ha iyi fikir. Bütün numaraların önüne 0 koyalım. Önüne değil Dozer Bey, sonuna konacak. Ha 100 olur o zaman. Fakat Cansu Hanım tamamı 100 olan karnedekinde kuşkulanır bu sefer. Onun için şöyle yapalım Dozer Bey, en iyisi çamaşır suyu ve daktilo silgisiyle notları düzeltelim ve böyle 60, 70, 90 falan gibi inandırıcı rakamlar yazalım ha. Tamam, daha iyi gibi. Sahtekar değil misin Hasan? Evet, Yunus Dozer Bey. Karne fıstık gibi oldu. Türkçe 80, matematik 70, tarih 90. 8 kırığı da düzelttik. Evet, hakikaten iyi oldu değil mi Dozer Bey? Saadettin Teksoy bile gelse bu karneyi bizim düzelttiğimizi anlayamaz Hasan. Cinler yaptı sanırım. O zaten her şeyin cinler tarafından yapıldığını sanıyor. Yalnız anlamadığım bir şey var. Eskiden böyle karne sahtekarlıklarını hep öğrenciler yapardı. Şimdi biz veliler niye yapıyoruz Hasan? Çünkü Cansu Hanım farklı bir anne Dozer Bey. Şu anda 7 düvele karşı savaş veriyor. Onun için sıkılmaması, üzülmemesi lazım. Onu sevindirecek, moralini yükseltecek şeyler yapmamız gerekiyor. İyi o zaman gideyim Yeniköy'den birkaç tane daha daire alayım. Hadi, yok öyle, hayır sakın ha. Şimdi bu karneyi siz ona verin, onun moralini yükseltmeye yeter Dozer Bey. Gel. Kolay gelsin Cansu Hanım. Kolaysa başınızda gelsin. Müjdemizi isteriz Cansu. Ah, müjdeyle kaybedecek vaktim yok. Bana ütüye yardım etseniz daha iyi olur. Vallahi yoksa şu kızgın ütüyü suratımıza yapıştıracağım. Artık üzülmek yok Cansu Hanım. Size derdin karnesini getirdik efendim. Aa, bakayım. Tararara. Ama vallahi ne kadar güzel bir karne bu. Aferin derde ya. Yani bugün de sevinmem çok iyi oldu. Yani böyle bir güne ihtiyacım vardı. Bu karne aspirin gibi geldi bana. Şu karneye bak ne kadar güzel değil mi dostum? Ya evet çok güzel karne. Kime çekmiş bilmem ki. Aa, kim olacak? Tabii ki Cansu Hanım'a Dozer Bey. Gerçekten bu karne beni çok sevindirdi. Yani Mutlu Yılmaz'la el sıkışırken avucuna toplu iğne batırdığım gün bile bu kadar sevinmemiştim. Ah, tak tak diye ses çıkartan bir bisiklet zili ilk defa duyuyorum. O ses kapıdan geldi anne. Ben kapıyı buldum da. Aa, ben gel kızım gel. Yapma şunu anne. Ben senin erkek evladım. Hem alış artık. Senin kız çocuğun yok. Tamam bırakalım bunları. Bak sana ne aldım. Vay bisiklet. Ya dün babam karneni getirince çok sevindim. Ulaştırma Bakanı'na söyledim. Hemen getirdi bisikleti. Sağ ol annem. Oh, şöyle bir deneyeyim hemen bunu. Aa, büyük kadınsın be anne. Ah, bu sözü Mutlu Yılmaz'ın yanında da söyle bir bisiklet daha alayım. Hatta motosiklet alayım. Ha, ama doğrusunu söylemek lazım. 8 tane kıra bisiklet alan ilk kadınsındır herhalde. Tebrik etmek lazım. 8 kırık mı? Evet. Ben karneni gördüm gayet güzel, hiç kırık yoktu. Yapma anne, biri seninle kafa bulmuş olmasın. Benle kimse baş bulamaz. Hatta karneni burada. Bak. Bakayım. Baksana anne, biri bu notlarla oynamış. Ah, hakikaten bu izleri hiç fark etmemiştim daha önce. Çok da beceriksiz biriymiş baksana. 90 yerine 90 yazan kaç kişiyi tanıyorsun anne? 1 kişi tanıyorum Dert. İntikamım korkunç olacak. Bak şimdi beni iyi dinle. Hasan, kahve telvesinin ayakları olur mu? Aa, hayır olmaz Dozer Bey. Nereden icap etti şimdi bu? Ha, iyi o zaman. Az önce telve yerine hamam böceği yedim de. Dozer Bey, niye bunu daha önce söylemediniz? Aşk olsun yani. Ya bunun senin için bu kadar önemli olduğunu nereden bilebilirdim Hazret? Ama bakın Dozer Bey, bizim için en az bunun kadar önemli bir şey daha var. Neymiş o? Derde karnesini düzelttiğimizi söyleyin, sakın ola ki Cansu Hanım'a bir şey çaktırmasın. Tamam olur, bir ara söylerim. Tamam. Uhu kızlar, burada mısınız? Aa, Cansu Hanım. Benim bakalım bugün çocuklarım için ne yaptın? Onları daha iyi bakabilecek bir aileye evlatlık mı verdin yoksa? Saçmalamadın sen. Kızlarımın üzerine nasıl titrediğimi bilirsin. Oğullarım Cansu. Tamam canım her neyse. Bugün derte bir bisiklet aldım. Karne hediyesi olarak. Karne hediyesi mi? Evet. Verdin mi yoksa? Evet. Peki o ne dedi? Karnesinde birisinin notlarını değiştirdiğini söyledi. Ben de bisikleti geri aldım. Büyük bir iki değişiklikle şu hale getirdim. Umarım beğenirsiniz. Dert! Dert! Geldim anneciğim. Teşekkür ederim. Şimdi şunu fişini tak bakalım hemen. Ama Cansu! Çabuk. Evet, bunu da böyle açalım iyice. Şimdi... Dertin karnesindeki kırıkları hanginiz düzeltti? Bu. O zaman sırayla oturacaksınız. O mu kare dosi mesi mesi medo lapadiko bir matto. Evet senmişsin. Gel bakalım. Ama yapmayacağım hanım. Dozer söyledi düzeltilmez. Hadi adamla fikri sen verdin. Hayır. Hemen şuraya otur bakalım. Aferin. İyi nasılsın? İyi misin? Evet, şimdi sende sıra. Ama yapma Cansu, yardım edeyim baba. Çocuklarımı